Çok hareketliler ya. Baksana. Gerçeklerin yüzleri de gördüğünüz gibi bembeyaz süt gibiler maşallah. Hadi. Tokyo'da olsa böyle bir yeri yemeğe ayırmazlardı. Genel eve falan ayırırlardı. Burada barbeküllerine mi ne ayırmışlar? Sexy again. Yeah, sexy again. 1, 2, 3, let's go. Canımın içi başla. Güney Kore'deyiz, Seul'deyiz. Gece hayatı videosu çekmek üzere Hongdae'ye geldik. Daha başlamadım, sesim kısıldı. Bir baktım neler çekebilirim diye sizi buradan aşağılara kadar biraz yürüteceğim. Güney Koreli gençlerin, yabancı turistlerin bir numaralı eğlence yeri. Sesim kısıldı. Uğrak yeri, eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hayır, bunlardan telif atmazlar inşallah bize. Her yerde gençler var, her yerde. Burada üniversite var. Vallahi akın akın. Burada iğne atsan yere düşmüyor. Özellikle hafta sonu inanılmaz bir kalabalık var. Korelilerin diğer Asya ülkelerindeki, özellikle gençlerindeki en farklı yanı biraz hareketliler. Çekingen değiller. Özellikle Japonlara göre bayağı hareketliler. Burası bir oyun salonu. Tıklım tıklım vallahi etraf. Bak burada yabancı kızı bulmuş. Oh! Röportaj falan yaptırıyor, hediye falan veriyor. Buldular. Sarışını buldular mı kaçırmıyorlar. Böyle meşhur olmak için gelenler de var. Şöyle biraz önlerden doğru çekeyim sizi. Gözünüz gönlünüz açılsın. Güney Kore gece hayatı nasılmış? Ben önden çekeyim. Koreli gençler geliyor buralarda ünlü meşhur olmak için dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Biraz önden çekeyim. Yani ön taraftan. Maşallahları var ha. Vallahi göreceğiniz bütün yüzler arkadaşlar, hepsi genç. Biraz böyle çekeyim, müziksiz çekeyim. Burada bir abim var. Oh my god! Ay korktum ya. Dans yapanlar bunlardı. Bunlar menajere herhalde. Güzel miydi filan dedi. İşte idare eder filan dedi. Çok hareketliler ya. Baksana. Hepsi kıpır kıpır valla. Bak ortama bak. Canımın içi, bize dans mı etsek, ne yapsak? Gel dayı. Vallahi ben bir Japon'u hayatta bu şekilde göremem. Kafası güzel Japon'u bile bu şekilde dışarıda göremem. Sonra çantalarıyla falan gelmişler buralara. Dans etmeyi seviyorlar vallahi.
dansı bitirdiler. Valla bunlar gibi çok grup var. Biri çıkıyor, biri geliyor. Akşam vakti bunlar toplanıyor, kameralarını getiriyorlar, çekiyorlar videolarını, koyuyorlar YouTube'a. Belki ünlü olurlar. Ama her yerden baksana bir müzik bir şey çıkıyor. Herkes kafasına göre eğleniyor, ne güzel. Buraların ara sokaklarına girelim. Üst katlarında bir şey var mı? Buraların altları, üstleri her yer dolu. Ya burada sağdan mı yürüyorlar, soldan mı yürüyorlar, ben bir türlü anlamadım. Sağdan giden de var. Normalde sağdan gidiyorlar ama soldan da gidiyorlar. Burada da resim çekiyorlar. Klasik Japon işi. Durun gençler. Gençler zaten genç ama yaşını göstermeyen de ameliyat olup orasını burasını düzelten bayağı bir genç kız kadın, Koreli genç kız kadın var. Kesmeden gidebildiğimiz yere kadar gidelim bakalım. Dur hemen şu sağdan girelim. Şu ara sokakların birine girip ortama bakmak istiyorum. Şu ara çok aşağı inmeye gerek yok. Buranın aşağısı tam aşağıya. Oh, tükürdü ablam yere. Ano. Sigara da çok içiyorlar, sigara. Ay o ne kaşmaz. Kameramandan bir yardım istedim. Artık kameramanım var arkadaşlar. Ya burası boş. Bak normalde böyle barbekü yerleri tıklım tıklım oluyor. Büyük ihtimal daha yeni başlıyor. Şu anda saat 9'a geliyor. Daha orta buralarda da yeni başlıyor. Bu ne ya? Cadı mutfağı var burada. Cadı mutfağı. Hemen şu aşağıdan gidiyorum. Bak her köşe başında gençler sigara falan içiyor. Asyalılar da bak. Özellikle Güney Kore'de. Bir de Japonlarda da var ben bu muhabbet. Gençler özellikle çok sigara içiyor. Aşağıda bir yer var. Oraya kadar bir ufak bir meydan gibi bir yer var. Oraya kadar bir sağlı sollu hep böyle giysili giysili pardon. Hep giysi satan yerler. Bir şey daha var. Japonya'ya göre fiyatlar yarı yarıya burada. Olur da Japonya'da yaşayan buraya gelen var mıdır? Bizi gibi. Buraya gelirseniz kesinlikle giysi falan bir şeyler alın artık. Özellikle bujiteri falan o şeylere ilginiz varsa vallahi toptan bile alsanız bayağı kar edilebilirsiniz. Evet canım, sen biraz kolunu dinlendir. Olaylar oralarda dönüyor biraz. Enteresan yerler gördüğümde gireceğim. Ya Japonya'da böyle yukarıda katlarda matlarda bir şey oluyor da buralarda tek tük öyle enteresan şeyler fazla gözükmüyor. Gözüme çarpmıyor açıkçası. Hep böyle ufak ufak kafeler, restoranlar var. İstisnasız herkes genç. Yaşlı birini göremezsiniz. Yüzlere baksanıza. Maşallah var vallahi herkesin. Çoğunluğun hepsi böyle. Zaten bembeyazlar. Üstüne bir de bir makyaj yapıyorlar. Aa, üşüdüm. Şu müziğin geldiği yere doğru bir gidelim. Tatlı şeyler 3000 won. 1000 won 20 liraydı arkadaşlar. Yumurtalı yumurtalı ekmek satıyorlar. 1000 won 20 lira, 3000 won geçiyor muyuz? Geçelim. Gel canım. 3000 won 60 lira. Bir yandan da arkama bakıyorum. Bir eşim beni kaybetmesin diye. Ya buralar hem küçük hem de inanılmaz kalabalık. Dayı sen ne satıyorsun? Abi küçük bu da Japon işi ya. Böyle meyveleri şekere buluyor dayım. Kaç para dayı bunlar? 4000 yani 2-2,5 dolara geliyor. Ha burada biri şarkı söylüyor kesin. Ne oldu? Koşa koşa gitti benimki. Ya BTS gelmemiş canımın içi. Birileri dans ediyor. Bravo! Yıldız Tilbe'yi falan yapıyor. Bu Yıldız Tilbe değil mi ya? Ne güzel yapıyor abi. Sanatçı ya. Tam bir sanatçı. Bakayım benziyor mu? Köyün arabesi yapmış. Buraya mı gelmiş acaba? Benziyor mu? Bakacağım. Bakayım. Yani kızın suratını böyle bir erkekimsi bir şeye benzetmiş ama benziyor mu? Bence benziyor.
Bak erkeklerin yüzleri de bu gördüğünüz gibi bembeyaz ya. Süt gibiler maşallah. Oturacak bir yer var mı? Belki böyle barbekü işi yaparız, yeriz içeriz. Akşam vakti böyle geliyorlar. Bunların zaten gelenekler yemeklerinden bir şey, bir kültürü oldu artık bunların bu barbekü ya. Her yerden müzik çıkıyor. Şu fotoğraf işine de çok meraklılar. Merak ediyorum. Ara sokaklardan bakalım enteresanlıklar çıkacak mı? Dur dayı yavaş, nasıl geliyor? Adamlarda kural yok ya. Bir tane barbekücü. 10 dolara gelmesi lazım. 1000 won 20 lira. Çok paraları karışık. İşte sıfır mıfır niye atmamış bunlar? Ha böyle yapıyorlar, yiyorlar. Mekan böyle. Mekan böyle. Oh, domuzları momuzları yapıyorlar. Kız kaçtı. İlk kez kameradan çekinen bir tane Koreli gördüm. Burası yerel yer işte. Belli. Salaşlığından belli. Burada da barbekücü var. Pork 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 pork. Abim burada yapıyor. Biraz mangaldan anlıyor herhalde anladığım kadarıyla. Oh. Borudan hava çekiliyor. Ya güzel ortam aslında. Kışlı başlı oturuyorlar valla. Bunlar sırada bekliyor. Şurada biraz ısınalım ya. Dur biraz ısınayım, elim ısınsın burada. Vallahi canım çekti ha, ama biz yedik ya. Yedik de geldik. Şehir küçük, alan küçük. İnsanlar, yani Japonlara küçük küçük sayılmazlar ama herkesin arabası büyük. Herkesin istisnasız ya. Burada Asyalı bir genç sarışın bir kıza kimchi yediriyor. Sarışınları gönüllerimi kaçırmıyorlar vallahi. Burada Japonya'da da aynı durum vardı. Ünlüler geldi mi resimlerini koyuyorlar, asıyorlar. Mekanın popülerliği, cirosu kat ve kart artıyor. Bak Kore videolarında küçük bir tane arabaya denk geldiniz mi bir elin parmağını geçmez. Aa bu tatlı ekmek ha, böyle atıştırmalık şeyler yiyorlar. Ne kadar? 352 dolar civarı. Tabero. Tabii ne? Yemiyormuş. Ama sokaklarını beğendim. Her yerde cıvıl cıvıl böyle tabelalar var. Sağlı sollu asmışlar. Çok bir şey olmasa bile şu üst katlarda, şu sağda solda seni bir alışveriş yapmaya, bir içine girmeye zorluyor. Jumbo taksi. Koreliler durun. The Halal Guys diye bir yer buldum. Nasıl bir şeymiş bakayım. Falafel var, chicken var. Ne kadarmış fiyatlar? 10 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar. Dürüm ne kadar? 10 dolara geliyor. Kore'desiniz tabii, keyfiniz yerinde değil mi? Garfield'dan bile büyük bir kedi. Ne kadar yemiş yemiş. İçerisi kedi dolu yalnız. Nasıl bir yer böyle ya? Evrim geçirmiş gibi. İlginç. Allah böyle bir girdik ara sokaklara. Ya şurada bir dövmeci var aslında da. Ufak bir dövme yaptırayım mı? Yanınızda Japon olunca sıkıntılı oluyor. İlk dövmemi dedim Japonya'da yaptıracağım, yaptıracağım. Yaptıracağım, bir sonraki videolarda o gelecek. Nasıl? 50 dolara da bir tane böyle yorgan, yorgan gibi bir şey bulacağız. Küyülü müydü oldu? Köpük bir şey mi dedim? Hayvana. Hayvana benziyor. Koreli'nin gücünü görelim, dur. Dur Koreli'nin gücünü görelim dur. Hadi. Ey maşallah. O niye öyle yerinde durmuyor? Abim sen de vur. Hadi abim. Oo bu abim benim iyi vuruyor. Ben de böyle vuruyorum. Ulan kıza hava yapacağım diye bu daha hızlı burada ama. Hadi vur hadi. Hadi vur hadi. Burada kimbap, mimbap, Kore yemekleri, bir sürü yumurta var. Burada kafası ne bu? Bir abim gelip geçiyor. Hello. Oynamayı seviyor kendisi. Bu Japonya'daki sistem gibi bir şey mi? Ona benziyor. Bak buralara filan asmışlar. İlk anladığım benim o fal filan benziyor. Kötü çıkanları asıyorlar direkt sağa sola. Bu kadar mı abi? Bizim eski Luna Park'ları filan andırıyor. İlerleyen saatlerde Koreli bir tane genç arabanın üstüne çıkmış. Bu kendi arabası mı ya? Kendi arabası mı bu dayı? Kafası güzel.
Basket tanlara bunu kazanırsak ben bunu alamam ama ya. Çok büyük. Gelin geçti. Ya Japonya'da bu işin biraz boku çıkmıştı. Buralarda tek tük var demek ki. Bakalım ne var. Allah buralarda eğleniyorlar. Böyle cep telefonu, tablet, mablet gibi bir şey olsa yabancılar çok geliyor demek ki buralara. Ne güzel, baksana titreşimli. Burası gençlerin karaoke yeri. Çıldırıyorlar burada. Güzel bir ortam var ya. Karaoke'yi falan da seviyorlar buralarda. Güzel ortam. Burada olaylar akşam vakti kulüplerde filan dönüyor. Gece hayatı kulüplerden eğlenceli. Dışarıda fazla bir şey görülmüyor anladığım kadarıyla. Değil mi dayı? Sen bir film starına benziyorsun ya. Dur dayı, yavaş. International Club. Free entry. Kızlar bayağı liseli bayağı genç gözüküyorlar yani. Bunların yaşları kaç acaba? Mekanlar küçük vallahi. İçerisi böyle iğne atsan yere düşmez. Yani burada gece hayatını deneyimleyebilmek için böyle kulübe mülübe bara bara gireceksin. Caddenin aşağı tarafları biraz daha hareketli mi? Alim canım, senin torun çok yorulmasın. Lan amma sigara içiyor bunlar ya. Amma sigara içiyorlar. Lan mekanın adına bak. Hop. Bay arıyor. Böyle kraftına başladı şu. Oo, burası çakma Shinjuku. Burası full erkek kaynıyor ya. Burası Şanzelize, Kore'nin Şanzelize kafesi olabilir burası. Kore'de gençler gece hayatına giriş yapmadan önce ne durumdalar? Her yerde küçük küçük kulüpler var ha. Enteresan yerlere giriyor bunlar ya. Böyle otoparka motoparka bayağı yer altında eğleniyor galiba bunlar. Olay bu caddede dönüyor ya. Bunu anladım. Bayağı böyle bir 2-3 saate yakın dolaşıyoruz. Ara sokaklara falan giriyoruz. En hareketli yer burası. İstisnasız herkes sigara içiyor, herkes. Bunlar nasıl bu kadar uzun yaşıyor ya? Bu kadar içki, alkole, sigaraya rağmen. International Club Free Entry. Aura. Bu auradan birkaç tane gördük. Aura 2 diyor.
Burası popüler anladığım kadarıyla. Önünde robot var. Burada da eczane var. Ne olur ne olmaz diye. Çıkarken girerken falan buradan millet korunsun diye. No, istisnasız. Bütün arabalar büyük. Geniş arabalar. Gel canımın içi. ...20-30 metrekare... Hello. Kesin ya şarkı söylüyor, benim sesim yine gitti. Ya şarkı söylüyor ya dans ediyor. Buradan da böyle bir hareketli, müzikli bir şey geliyor. Ibiza Latin Pub. Bakayım bura nereye çıkıyor. Vallahi yalan yok. Koreli kızlar Asya'daki ülkeler arasında kafaya oynuyor arkadaşlar. İlk bir iki sıradalar. Japonya'daki kızlardan daha güzeller. Gece yarısına doğru buralarda sıralar oluşmaya başlamış. Bayağı gençler ya. Hani böyle 30 yaşında falan değiller ha. Bayağı böyle 18-20 yaşında gibi gözüküyorlar. Club bilmem ne, Riser, Party Room. Aa, bizim bayrağı buldum. Kaçmaz. Direkt ya. Öyle bir bayrağımız var ki nerede görsem direkt gözüme çarpıyor. Dayı ne dönüyor burada? Bak mekana bak. Buradaki abim Ano konuyu da BTS no hito bitay. Buralar ne güzel yerlermiş ya. Her yer hareketli. Oh. Hello. Vay 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 vay. Radyo bu. Bu ne baboş? Bak mesela Tokyo'da olsa böyle bir yeri yemeğe ayırmazlardı. Büyük ihtimal genel eve falan ayırırlardı. Burada yemek barbekü yerine mi ne ayırmışlar? Çok rahatlar. Koreliler ama tatlı oluyor. Vallahi Japonlara göre tatlılar. Sanki kimseye zararları yok gibi gözüküyor. Hayır, kafam şişti ama ya. Yüzleri ne kadar böyle net ya. Bembeyazlar. Nereden çıkalım? Bir videonun daha sonuna geldik. Güney Kore'de, Seul'de gece hayatını elimden geldiğince gösterebildiğim kadarıyla göstermeye çalıştım. Şu anlık videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi gidelim. Telefon durdurun. QR koduyla Cime kaydolun.